Okey. Bugün aslında pazarlama süreçlerini nasıl otomatize ederiz diye bir başlıkla başlamış olduk. Burada böyle sitemizin tasarımını yeniliyoruz. Oradan da biraz illüstrasyonlar kullanmak istedim. Yeni SEO aslında böyle bir şey olacak. Burada pazarlama süreçlerini otomatize ederken kullanacağımız araçların haricinde de hangi yöntemlerle işletmenizi aslında daha verimli bir hale getirebilirsiniz konusuna da cevap vermeye çalışacağım. İsmim Barış. İç geliştirme analisti olarak SEO'da çalışıyorum. Yaklaşık ikinci yılım, bir yıldır da iç geliştirme analisti görevindeyim. Bu görev altında SEO'nun pazarlama süreçlerinin yönetilmesinde aktif rol oynuyorum ve Broad tarafında müşterilerimize danışmanlık veriyorum. Kısaca kendimden bahsedecek olursam. Otomasyona şöyle başlayalım dedim. Dekupe dediğimiz bir olay var, herkes biliyordur. Önceden hatta bazı ajanslarda ve gazetelerde sadece dekupe yapan insanlar olurdu. Artık bu insanların işleri biraz eskidi. Remove background diye bir remove.bg domainli bir hizmet var. Ve siz fotoğrafınızı verdiğiniz zaman anında bir insanın yapabileceğinden çok daha iyi bir şekilde dekupesini yapıp size verebiliyor. Ve ortalama tanesi de HD bir fotoğraf için 50 cent civarı. Gitgide daha da ucuzlayacaktır bu hizmetler zaten. Ondan ben de bu hizmeti kullanarak fotoğrafımı bu şekilde dekupe ettim ve sunuma bu şekilde başlıyoruz. Bir GIF'le başladık. Bu GIF aslında şunu anlatıyor bize. Biz gün içinde birçok işle meşgul oluyoruz pazarlamacılar olarak. Ama bizim bu işlerimiz tekrar edilebilir işler genellikle. Ve biz bu işleri bir robot gibi yapmaya devam ediyoruz. Bizim bu işleri robot gibi yapmaya devam etmemiz de ileride bizim için sorun çıkaracak. Çünkü bu işler gitgide otomatikleşiyor ve o hep bahsedilen robotlar işlerimizi elimizden alacak mı sorusunu meydana getiriyor. Biz buradaki kepçe gibi yanlış araçlarla yanlış işleri yapmaya kalkmadan doğru araçlarla nasıl işlerimizi otomatize edip kendimizi geliştirmeye vakit ayırırız sorusunu cevaplayacağız aslında kısaca. Toplamda 4 konu başlığı, 3 ana başlıkta ayırdım. Başta otomasyon araçlarıyla başladık. Otomasyon araçlarından kastım, sizin günlük hayatınızda kullanabileceğiniz araçlar da var. Bunun haricinde iş için de kullanabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek bir ampulün yanıp sönmesine kadar otomatize edebileceğiniz birçok durum var. Ardından outbound pazarlama tarafında hangi araçlarla neler yapabiliriz de geçeceğiz. Sonrasında da inbound tarafında bu araçları inceleyeceğiz. Ve son olarak da birkaç bonus araç paylaşmak istiyorum sizlerle. Otomasyon araçlarından başlayalım. Zapier'i büyük ihtimal çoğunuz duymuşsunuzdur. Zapier aslında şu anda 1500'den fazla uygulama desteğiyle birlikte belki de 30.000'den fazla aksiyon alabilmenizle orantılı olarak sektörün tek eli konumunda yer alıyor şu an. IFTTT de bu olayların aslında ilki diyebiliriz. İlk IFTTT vardı ve bunlar da business tarafa çok ayak uyduramadıkları için biraz daha insanların kişisel işlerinde kullandığı bir araç olarak kaldılar. Microsoft Flow da eğer Microsoft uygulamalarını kullanıyorsanız ofisinizde, yani bir Microsoft mailiniz varsa ve Microsoft'un cloud'undan, OneDrive'ından yararlanıyorsanız Microsoft Flow'u kullanmanızı öneririm. Çünkü Microsoft'un direkt desteklediği araçlarla entegrasyonları çok daha kolay oluyor Microsoft Flow sayesinde. PySyn ve Automate.io da aslında Zapier'in bir nevi klonları diyebiliriz. Ücret olarak eğer yapacağınız entegrasyonlar varsa bunları da tercih etmekte çekinmeyin derim. Zapier'i ben bu sunumda detaylı olarak incelemek istedim ve biraz da giriş yapmak istedim. Zapier, yazdığım gibi, web uygulamalarının otomatik veya manuel olarak iletişim kurmalarını sağlar, iş akışlarınızı, workflow'larınızı otomatize eder. 1500'den fazla uygulamayı birbirine bağlayabiliyor.
Zapier'da bir örneğe girmeden önce 3 adet kavramımız var. Zap, Trigger ve Action. Bunlar, bu kavramlar neler? Onları öğrenirsek sonraki adımlarda çok daha rahat ilerleyebiliriz. Zap aslında bu iş akışlarımız, uygulamaların arasındaki kurduğumuz bağlantı. O senaryoya Zap diyoruz. Trigger, Türkçesi tetikleyici zaten. Zap'i aktif eden tetikleyici olay. Örneğin biri web sitemdeki newsletter formuma kaydolduğu zaman şu hareketi yap, işte Slack'ta bana bir bildirim gönder dediğimizde bu trigger, bu işteki trigger aslında birinin o forma kaydolması oluyor. Action'da buradaki Zap'in aldığı aksiyon. Yani dedik ki forma kaydolduğu zaman Slack'e bildirim gönder. Slack'e bildirim gönderilmesi de burada alınan aksiyon, Action kısmı. Hemen şimdi kısa bir örnekle başlayalım. Belki Zapier'i daha önce kullanmayanlar da olmuştur. Şöyle bir isteğim var benim. Şirket içinde de ihtiyacım olmuştu daha önce. MailChimp'e kaydettiğim kişileri bir arşivde toplamak istiyorum ve Google Sheet üstünde bunların bilgilerini toplayabilirim, kaydolan kişilerin. Aslında çok basit bir şey. Hemen Google'da arattım. MailChimp, Google Sheets entegrasyon diye ve toplamda bana 79 farklı entegrasyon yapabileceğimizi söyledi. Butona bastım. Ardından sol taraftan gözükmüyor olabilir ama sol tarafta biraz daha manuel. İki uygulamanın da alacağı aksiyonlar yazıyor. Türkçesiyle bu olduğunda bunu yap dediğimiz olay oluyor. Sağ tarafta da kullanıcıların popüler olarak kullandığı ihtiyaçlara göre daha hızlı bir şekilde ilerlemenizi sağlayan bölüm var. Biz sol tarafta ilerledik. Dedik ki new subscriber geldiğinde, yeni bir kişi bültenimize kayıt olduğunda mail listemize bir spreadsheet'in satırına bu kişinin bilgilerini yazdıralım dedik. Sonra connect'e bastık. Zapier'in arayüzü geldi. New subscriber, evet, kullanacağımız trigger buydu, doğru. MailChimp hesabımızı bağladık. Bu da zaten Facebook hesabıyla bir yere login olmaktan çok farkı olmayan bir olay. Ardından hangi audience içine, hangi audience'daki kişileri bu aksiyona dahil edeceğimizi seçtik. Bizim mesela Digital Zone 18 diye bir audience varmış benim hesabımda. Bunu seçtikten sonra da bana örnek bir data verdi. Dedi ki, senin buradaki audience A'daki örnek bir kişinin bilgileri şöyle. Bunun şeyi çalışıyor muydu acaba? Sanırım çalışmıyor, gösteremeyeceğim. Mailini gösteriyor, last name, first name, isim, soy ismini gösteriyor ve ne zaman oluşturulduğunu gösteriyor. Normalde burada siz yaptığınızda orijinal datalar gelecektir. Daha önce sizin listenize kaydolmuş kişiler. Ben kişilerin mailleri açığa çıkmasın diye böyle bir sample kullandım. Şu alttaki pull in my samples butonuna basarak zaten şeyi yapabiliyorsunuz. Örnekleri çekmesini sağlayabiliyorsunuz. Ardından MailChimp'te işim bitti. Şimdi işin Google Sheets kısmına geliyorum. Google Sheets'te diyorum ki bana bir spreadsheet'te bir satır oluştur. Ardından yine Google hesabımızı, Google Sheets hesabımızı bağlıyoruz hızlıca. Sonrasında bir örnek spreadsheet açtım. İsmi denemeydi. Worksheet'te hangi sayfada olduğunu gösteriyor. Sayfa 1'di. Hemen seçtim deneme ve sayfa 1. Ardından da bunlara birer başlık atadım. Şurada göreceksiniz. Dedim ki e-mail olsun, first name, last name ve timestamp dediğimiz işte creation date. Bunları bizim oradaki hücremizin en üst satırlarına yazdım. Şöyle görebilirsiniz. Bu başlıklar altında Zapier bunları otomatik olarak algıladı. Dedi ki senin e-mail diye bir başlığın var. Ben buraya ne yazayım? Tıkladığımız zaman az önce aldığımız dataları bize gösteriyor. E-mailin altına mail yazdırıyoruz klasik olarak. Sonraki süreçlerde de oradaki first name, last name'i istediğimiz hücrelere yerleştirerek ilerliyoruz. Bize onaylıyor musun bu işlemi? Bir test maili, bir test yollayalım mı Google Sheets'e? Bu veriler yazılacak mı diye bir bilgi veriyor. Ardından butona bastığımızda da testi buraya yolluyor ve burada da gördüğümüz üzere
az önceki bilgileri otomatik olarak buraya yazmış oldu. Zap'imizi açıyoruz. Zap'imiz açık olduğu sürece buraya kaydolan herkes otomatik olarak artık bu Google Sheets'in, Spreadsheet'in içine otomatik olarak yazılacak. Süre olarak da biraz bahsetmek gerekirse Zapier'in free bir sürümü var. Onun haricindeki bir starter, business ve enterprise sürümleri var. Starter ve free sürümler de genelde 15 dakikada bir yazma işlemi oluyor. Fakat üst sürümlerinde 5 dakikada bir Zap aktif oluyor ve yazıyor. Yani örnek vermek gerekirse siz şuradan bahsedebilirim. İkinci örneğe bakarsanız bizim bir satış CRM'imiz var. Bu satış CRM'ine gelen kişileri otomatik olarak Trello'da bazı tasklar açmak istiyoruz. Onlara sunumların hazırlanmasına yönelik bir aksiyon. Bunu yaparken dediğim gibi 15 ve 5 dakikalık süreler bazen şey olabiliyor. Yani biri CRM'e yeni bir giriş yaptığı zaman bir 5 dakika beklemek gerekebiliyor premium sürede olsa. Ama çok da mühim zamanlar değil, daha erken bile olabiliyor. Sol tarafta devam edelim. Yeni bir, bizim hatta şu an sizin kayıt olduğunuz Eventbrite'da yaptığımız bir otomasyon bu. Siz oraya kayıt olduğunuzda bir tane ekstra soru sorduk ve bültenimize üye olmak ister misiniz? Bizden haberdar olmak ister misiniz diye bir soruydu. Hayır ya da evet cevabı verebiliyordunuz. Siz kayıt olduğunuzda bilgilerinizi otomatik olarak bir spreadsheet'e yazdırdık. Sonrasında ise eğer siz bizden haber almak istiyorsanız ve evet cevabını işaretlediyseniz, şuradaki filter yardımıyla göreceğiniz üçüncü aşamadaki sizi otomatik olarak MailChimp listemize kaydediyoruz. Bu da alınabilecek aksiyonlardan biri. Yoksa her ay biz tek tek girip Eventbrite'dan export yapacaktık, onları oraya tekrar yapacaktık. İşleri biraz böyle çok vakit almasa da aklınızdan çıkaran bir olay. İkinciye geri dönüyorum. İkinci aşama dediğim gibi satış CRM olayı. Burada Python var aslında bizim için önemli olan bir nokta. Zapier içinde Python ve JavaScript kullanılmasına izin veriyor. Bu ne işimize yarıyor diye soracak olursanız, örneğin Trello ile Slack'i birbirine bağlıyorsunuz ve buradaki kullanıcıların isimleri platforma göre ID'leri farklılık gösteriyor. Python, basit Python kodlarıyla hatta bu kullanıcıları birbirine eşleyebiliyorsunuz. Bunun sonucunda da örneğin bizim satış CRM'imizde İrem Topal olan kişi Slay'imizde İrem ismindeyse otomatik olarak ona bildirimi direkt olarak ismiyle notification şeklinde gitmesini sağlayabiliyoruz. Diğer bir konumuz da çok adımlı Zap dediğimiz multi-step Zap'ler. Bu pet kullanımından bahsedeceğim. İlki multi-step'ti, şimdi pet'e geçtik. Pet kısmı da aslında sizin bir işleminizin birden fazla sonucu olabilir. Örneğin burada bizim müşteri tipimiz SEO olabilir, PPC müşterisi olabilir, içerik WordPress ve Analytics müşterisi olabilir. Bunların hepsi CRM'de yazıyor. Benim bunları ayırt etmem gerekiyor ki ona göre farklı tasklar açabileyim. İçerikleri farklı olacak. Ona göre Slack'tan farklı bir bildirim yollayacağım. Buradaki pet yardımıyla normalde 5 farklı Zap ile yapacağım işi adeta bir çatal gibi bölerek farklı adımlara bölüp gerçekleşmesini sağlayabiliyorum. Tek bir Zap içinden aslında 5 Zap'in yaptığı işi yapabiliyorsunuz. Filter'dan bahsetmiştim. Az önce de dediğim gibi bizim oradaki ayırma şeyimiz tekste SEO geçiyor mu, tekste içerik geçiyor mu gibi tekst filtreleriyle bu işi yapmamıza olanak sağlıyor aslında. Zapier genel olarak böyle. Zapier'in biraz da kendi içindeki uygulamaları var. Yani bu 1500 uygulamanın haricinde 10 tane de Zapier'in kendi ürettiği ve bizim kullanımımıza sunduğu uygulaması var. Çok az da önemlilerinden kısaca bahsedebilirim burada da. E-mail kısmı sizin bir mail adresiniz olmayabilir ya da Zapier içinde kendi mailinizi kullanmak istemiyor olabilirsiniz. Zapier size Zapier.com uzantılı biraz da böyle fake bir e-maile benzeyen bir mail adresi verebiliyor. Örneğin size düzenli olarak gelen bir fatura maili var. Uber faturanız, pardon Uber gelemiyor.
diyelim ki bir taksi faturanız geliyor mailinize ve siz bunları bir yerde tutmak istiyorsunuz. Gmail'inizden de dediniz ki otomatik olarak bana Zapier'in verdiği maili bu fatura maillerini yönlendir. Ardından bu maile bunların gelmesini sağladınız. Aşama 1. İkinci aşamada email parser dediğimiz olay. Email parser'da bu gelen mailleri kişisel mailinizden ya da Zapier'in mailinden olursa da hiç fark etmez. HTML'de bölümlere bölüyor. Text bazında belli paternlere sahipse, belli sabit şeyleri varsa mailde, atıyorum tutar, her fatura mailinde sabittir. Yanındaki 5 satırı al ve şuraya kopyala diyebiliyorsunuz. Yani email parser'da aslında sizin takip ettiğiniz bloklardaki yazıları bir yere arşivleyip sonradan bakmanıza da yarayabilir. Ya da size mail yoluyla gelen şeyleri otomatize etmenizi işinize yarayabilir. Koddan bahsetmiştim. Basitçe Python ve JavaScript kodlarıyla çalışabiliyoruz Python üstünde aracılar olarak. Schedule olayı da aslında şu. Mesela size bir mail geldi. Ya da işte bir mail kampanyanız olduğunu varsayıyorum. Siz bu kampanyaya 3 gün sonra dönmek istiyorsunuz. Hemen anında dönüş yapılmasın. Ya da işte robot gibi gözükmemek için confirmation maili 5 dakika sonra gitsin demek istiyorsunuz. Bunu da schedule yoluyla yapabiliyorsunuz. Schedule'ın içeriğinde gün, saat, yıla kadar işlerinizi, yani zeplerin akışlarını ertelemenize yarayacak işler var. Zapier Manager'ı geçiyorum. Zapier'in kendi iç işleriyle alakalı. Onları atıyorum bir kurduğunuz zeplerden birinin kapandığında diğerinin aktif olmasını sağlayabiliyorsunuz gibi çok da kullanılmayan bir şey aslında. RSS kısmı bildiğimiz RSS sunucuları Zapier'a ekleyerek onların verilerini çekmesini sağlayabiliyoruz. Push da şu anlama geliyor. Zapier her işi otomatik olarak yapıyor. Bize ne zaman yapacağını, nasıl yapacağını hiçbir şekilde sormuyor. Biz zaten önceden planlamış oluyoruz. Eğer biz bu zepleri manuel olarak tetiklemek istiyorsak push'u kullanıyoruz. Zapier'da bir Chrome eklentisi sizin oradaki zeplerinize göre hemen butonlar çıkıyor yanlarda ve bastığınız zaman sizin oradaki şeyiniz, zepiniz aktif hale geliyor. Webhook'lara gelelim. Webhook'lar aslında şunu görebilirsiniz. Büyük olmayan araçlarda vesaire aslında Zapier entegrasyonu yerine Webhook entegrasyonu olur. Bir HTML, HTTPS iletişim protokolü Webhook'ta. Sunucuya bir istek yolluyor ve yanıt alıyor. JSON'lar aracılığıyla çalışıyor. Webhook'ların bağlantısı da çok kolay. Sizin uygulamanızdaki Webhook linkini buraya yapıştırdığınız zaman otomatik olarak buradaki Webhook'la iletişime geçiyor ve aslında uygulamanız Zapier'ı desteklemese bile Webhook aracılığıyla o uygulamalarınızı da Zapier'a bağlayabiliyorsunuz ve otomasyonlarınızı yapabiliyorsunuz. IMAP kısmı şey için var, herkes G Suite kullanmıyor ya da bilinen Outlook maillerini kullanmıyor. Farklı mail sunucuları da var. Burada manuel olarak kurmanızı ve tanımlamanızı sağlıyor. Weather'da da Zapier diyor ki, biraz daha böyle şekil yapmak için koymuşlar bunu. Hava yağmurlu olduğunda sadece çalışan zepler üretebilirsiniz. Ya da işte sizin lokal zamanınıza göre hava bulutluysa sadece bu zepleri çalıştırsın diye küçük bir şey kurmuşlar. Bu da aslında şu işe yarayabilir. Mesela Mert bizim ekibimizde bu Zapier konusuyla detaylı olarak ilgileniyor ve şirketçi iletişimimizde de önemli rol oynuyor bu. Bu bot bizim bölgemizde Kadıköy'deki ofisimizin orada yağmur olduğu zaman otomatik olarak bize bildirim atabilir ya da yağmurlu havaları önceden haber verebilir. Biz de buna göre daha hazırlıklı gelebiliriz gibi kişisel hayatınızı da kolaylaştırabilecek şeyler olabilir. Zapier kısmı bu kadardı. Bahsettiğim gibi uygulamaları keşfettikçe bu 1500 uygulama, sizin kullanacağınız uygulamalar MailChimp olabilir, ActiveCampaign olabilir, sosyal medya hesaplarınızı dahi bağlayarak birbirleriyle iletişim halinde olmasını sağlayabilirsiniz. Kesinlikle bir yazılımcıya ihtiyacınız artık yok. Çok ekstrem kezler dışında işte Python durumundan bahsetmiştim. Bu sayede gününüzün verimliliğini arttırabilirsiniz.
İkinci aşamada outbound pazarlamadaki otomasyon araçları. Mixmax, Lermis, Snowyo, Linktherpe ve Phantom Buster olarak 5 aracı aldım ben. Bunlardan bazıları çok GDPR olan ülkelerde legal olan uygulamalar değil. Daha çok Amerika'da mesela GDPR olmadığı için o bölgelerdeki satışlarınız için kullanabilirseniz ya da outbound pazarlama çözümleriniz için kullanabilirseniz daha sağlıklı olur. Mixmax'e başlayalım. Mixmax'in aslında basit bir Chrome eklentisi olduğunu söyleyebiliriz. G Suite ile direkt olarak entegre olabiliyor. Hatta Outlook maillere de entegrasyonu geldi. Toplu olarak mail atmanızı sağlayan bir platform. Peki ekstra olarak ne özellik sunuyor? Siz mesela Mailchimp üstünden bir mail gönderimi yaptığınız zaman bu maillerin hepsi tanıtımlara düşüyor ve açılma oranlarınız çok düşük kalıyor. Bu mailleri kişiselleştirseniz bile oradaki HTML template karşıdaki kullanıcıya çok samimi gelmiyor. Onun için toplu yapılacak işlemlerde atıyorum 100 tane potansiyel müşterinize aynı anda ulaşmak için Mixmax'i kullanabilirsiniz. Ekstrası kişiselleştirilmiş mailler göndermemizi sağlıyor. Örneğin şunu diyebiliriz. LinkedIn'den 100 tane potansiyel müşterimizi tek tek inceledik. Firma isimlerini çıkardık. Hangi alanlarla ilgili olduklarını belirledik ve onlara özel mailler hazırladık. Mixmax yardımıyla bu maillerin bir kısımları aynı ama bir kısımları da değişken olarak tasarlayıp ayrı herkese ayrı mail göndermeyi sağlayabiliriz. Bunun haricinde mailin içine bir PDF sunumu eklememiz, PowerPoint'te sanırım ekleyebiliyorduk. Bir video snippet'i eklememiz, bir karşı tarafa eğer satış amaçlı bir mail atıyorsak Skype yapmak için bir randevu talebi, otomatik bir takvim snippet'i var. Bunu şey yapabiliyor. Müşterinizden feedback almak için anket snippet'ini ekleyebilirsiniz. Mailin içine bu tip güzel ekstra görsellik katan şeylere de sahip Mixmax. Aslında mail sekanslarıyla yürüyen bir süreç. Sekanstan kastım şu, örneğin satış tarafında düşünelim biraz daha. Siz bir müşterinize ulaştığınız zaman ona follow-up yapmanız gerekiyor. Ve sürekli olarak bu işi kontrol etmeniz gerekiyor. Aklınızda ya da to-do listinizde köşede bu duracak ki siz de bakacaksınız. Dönüş yaptı mı, yapmadıysa follow-up yapayım diye. Mixmax'in özelliği şu, karşı taraf benim mailimi açtı mı? Açmadı, o zaman buna göre ikinci follow-up'ı 3 gün sonra yollayabilirsin. Veya karşı taraf cevap döndü mü, dönmedi, o zaman follow-up maili yollayabilirsin. Ekstra olarak sizin koyduğunuz dosya eklerine kadar hepsini takip edebiliyor ve size bunları grafik olarak da sunabiliyor. Örneğin şu çok yaşanıyor, bir mail şirket içinde çok fazla dönüyor, forwardlanıyor. Mixmax'in orada pikseli kaldığı için sizin mailiniz 170 kez açılmış olarak gözükebiliyor. Yani buradan şunu anlayabilirsiniz. Bu mail çok fazla şirket içinde dönmüş ve demek ki ilgi çeken güzel bir mail atmışım diyebilirsiniz. Bunun haricinde rules kısmı var. Bunu birazdan hızlıca anlatacağım. Salesforce ve Pipedrive gibi büyük satış araçlarıyla da entegrasyonları sahip Mixmax. Bizim geçen yıl Digital Zone 18'e bir gün kala attığımız bir mail örneği bu. Şurada görüyorsunuzdur, ben bunun ışığını hiçbir şekilde yakmayı beceremedim ama merhaba name yazıyor. Name, bizim yüklediğimiz dosyada name başlığı altındaki kişilerin isimleri. Day, o kişiler hangi günlere katılıyorsa o kişilere özel olarak day değişkeni değişiyor. Onun haricinde telefon numaralarıyla biletlerini alacaktı kişiler Digital Zone'da. Telefon numaralarını da bu mailin içine ekledik ve aslında herkese tek tek mail yollamamız gerekirken 150'ye yakın kişiye, 500'e yakın kişiye iki farklı yerden atmıştık. Tek bir yerden, tek bir aşamada mail yollamayı başarmıştık. En basit örneği. Bir de Mixmax'in üst sürümünde olan Growth paketinde ve Enterprise paketinde olan trigger'ları var, rules'ları var. Bunlar da şu işe yarıyor en basit şekliyle. Biz hep mail üstünden anlattık bunları.
Bu arada sunumun linki şurada var. Direkt oradan ulaşabilirsiniz. Hepsinin linkleri de var. Hiç merak etmeyin. Sorun olmaz. Biz hep mail üstünden yürüdük. Sekanslar üstünden yürüdük. Ama aramalar da olabilir. Eğer siz bir satışçıysanız aramalarla da işiniz var. Ve atıyorum burada Salesforce vesaire kullanıyorsanız telefonunuzda da aramalarla da entegre olmuş vaziyette. Burada karşı tarafın sizin o kişiye yaptığınız aramalara verdiği yanıtlara göre aksiyonlar almasını da sağlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde bir toplantı set edecekseniz bu toplantının durumuna göre toplantı set edildi mi edilmedi mi buna göre bir mail daha gönder. Veya işte farklı bir listeye kaydet gibi aksiyonlar alabiliyoruz. Dediğim gibi linkleri de aynı şekilde nasıl mailin açılıp açılmadığını kontrol ediyorsa linklerin de açılıp açılmadığını kontrol ediyor. Ve recurring de tekrarlı olarak bazı işleri yapmanızı sağlıyor. Dediğim gibi Salesforce, Pipedrive gibi hatta DocuSign'ı belki duymuşsunuzdur. Bu da online fatura hazırlama hizmetlerinden bir tanesi. Onunla bile entegrasyonu var. Aslında outbound pazarlamadan satışa olan tüm sürecinizi tek bir araç üstünden yönetebilmenizi de sağlıyor diyebiliriz. Piyasadaki en stabil araçlardan biri olduğunu söyleyeyim. 14 günlük bir deneme sürümü var. Farklı maillerle kaydolup bakabilirsiniz biraz. Belki işinize yaradıkça fake mailler açarak da biraz kurcalayabilirsiniz. Ücretleri dolar üstünden olduğu için diyorum ve diğerine geçiyorum. Diğer uygulamamız da Lemlist. Lemlist aslında MixMax'in yaptığı işlerin daha basit versiyonunu yapıyor. Sadece bir kampanya, mail kampanyası yönetebiliyorsunuz. Yine Gmail üstünden veya Outlook üstünden bağlantılarla maillerinizin açılma oranları yüksek oluyor. Text bazında kişiselleştirilmiş mail deneyimi sunduğu gibi burada görsellerinizi de kişiselleştirebilmenize olanak tanıyor. Yani nasıl derseniz şöyle, sağ taraftaki örnekte şunu görebilirsiniz. Üstünde bir Lemlist logosu var. Bu mail atılan her şirketin logosuna göre tekrar dizayn oluyor. Yani maili atan kişi şunu yapıyor. Diyor ki ben işte 100 şirkete mail atacağım. Bu şirketlerin logoları herhalde şey hali bunlar, vektörel hallerini. Bir dosyaya kopyalıyor, yanlara da isimlerini kopyalıyor göndereceği kişilerin mail adreslerini. Lemlist'e yüklüyor ve Lemlist bu tişörtün üstündeki logo alanını, şu soldaki boş alanları, gri alanları göreceksinizdir. Sağda da aslında logo bölümü öyle. Herkese farklı kişiselleştirilmiş resimlerle birlikte mail göndermenizi olanak sanıyor. Bunun avantajı şu, mesela ben bunu ilk Reddit'te görmüştüm. Reddit'te tişört satan bir firma gerçekten bunu yapmış ve bir ay içinde %400'e varan büyüme sağlamışlar. Tabii çok olumsuz tepkiler de gelmiş büyük şirketlerden. Hani siz benim logomu izin almadan nasıl tişörtünü yaparsınız gibi tepkiler de olmuş ama totale baktığımız zaman başarılı bir kampanya mı, büyümeyi sağladı mı? Evet. Sizin de aklınıza bu tip yaratıcı fikirler gelirse ve işletmenize fayda sağlayabileceğini düşünürseniz mutlaka kullanmanızı öneririm. Sol tarafta da şöyle bir şey var. Bizim kendi yüklediğimiz fotoğraflar olabilir ya da Clearbit diye bir aracılığıyla sizin LinkedIn adresini yazdığınız şirketlerin logolarını otomatik olarak çekip buraya kopyalayabilir soldaki kısma. Sağdaki kısımda web sitesini verdiğiniz kişilerin web sitelerinin bir ekran görüntüsünü otomatik olarak herkese özel çekip gönderilmesini sağlayabiliyor. Tabii ekstra olarak tekste yazabilirsiniz. İnsanların doğum günlerini kutlamak için bile size özel bir hediye hazırladık gibi basit kampanyalarla da etkileşim almaya çalışabilirsiniz. Güzel bir araç bahsetmek istedim. Biraz da aslında Türkiye pazarı için kullanmanızı önermediğim yurt dışı pazarlarında, GDPR olmayan pazarlarda kullanmanızı kesinlikle tavsiye ettiğim bir araçtan bahsedeceğim. Snow.io. Snow aslında LinkedIn'deki arama sonuçlarınızdaki kişileri otomatik olarak tarıyor ve bu profil bilgilerinden mail adreslerini üretiyor. Bir tahmin algoritması var.
ve mail verifierler dediğimiz mailleri doğrulayan araçlar aracılığıyla bu maillerin doğru olup olmadığını kontrol ediyor. Şimdi burada sorsak herkesin iş mailleri genelde isim@işmaili.com ya da isim soyisim ya da bununla beraber çıkan 10-15 farklı metot olabilir. Bu şekilde mail adreslerini bulabiliyorlar. Ama GDPR tarafında kesinlikle belirteyim. Kendi veri tabanı üzerinden de mail adresleri buluyor. Bunu nasıl yapıyor? Web'it arıyor. Web'it arıyor ve web'deki mail adreslerini kendi veri tabanına kaydediyor. Bizim yaptığımız aramalarla birlikte olan sonuçları da kaydediyor aslında ve arkada güçlü bir database'i var. Bunu güçlendirmek için de son zamanlarda şu özelliği çıkardılar. Siz bu leadleri buradan toplayabiliyorsunuz ve artık Snowy üstünden onlara mail kampanyaları da düzenleyebiliyorsunuz. Bu onlar için ne anlama geliyor? Kendi platformları üstünden gönderilen mailler olduğu için maillerin doğruluklarını da artık çok rahat bir şekilde anlayabiliyorlar. O data da ellerinde var. Yaptıkları işler kısaca domain'den mail çıkarmak gibi bir iş yapıyorlar. Sizin verdiğiniz mailleri toplu olarak bu mailler doğrudur, bu mailler yanlıştır, bu maillerin doğru olup olmadığını bulamadık. %70 güven oranı var gibi size elinizdeki listenin doğruluğu hakkında bilgi veriyorlar. Bunu belki eskimiş bir listeniz varsa elinizde, bir newsletter listeniz vardır, uzun süredir göndermiyorsunuzdur. Snowy ile birlikte yapabilirsiniz. Farklı araçlar da var bu yönde. Drip campaign dediğimiz olay da aslında farklı sekanslar kurarak, az önce MixMax'a bahsettiğim gibi bu olursa bunu gönder, işte mailimi açmazlarsa 3 gün sonra follow-up yap gibi senaryoları kurabildiğimiz ortam. Yine MixMax gibi bir email tracker'ı var. Mailinizin açılıp açılmadığını, linklerinin tıklanıp tıklanmadığını buradan görebiliyorsunuz. 5. kısımda, LinkedIn üstünden bir eklenti yardımıyla profillerdeki mail adreslerini bulmaya yarıyor. Sonuncuyu geçeceğim. Çok anlamsız şirketlerin kullandığı hangi teknolojileri ve araçları kullandığı ile ilgili küçük bir şey yapmışlar ama pek işimize yaramaz diye düşünüyorum. Bunu nasıl açıyorduk? Durdu galiba. Play. İrem şey yapabilir misin? Açabilir misin? Bir de büyütebilirsen sunumu da. Aslında basitçe kullanım şekliyle alakalı bir video. Aynı zamanda Google'dan yaptığınız aramalarda da yine Snowy eklentisiyle web site adreslerini çekip sonrasında mailleri bulmanıza da, ilgili kişileri bulmanıza da olanak sağlayabiliyor. Burada bir örnek kampanya yapmış. Burada görüyoruz ki maili başlat, şu olduğu zaman başlat, trigger'ını kurmuş. Sonrasında da follow-up maillerini altına tüm senaryoyu bir kere de hazırlayarak eklemiş oluyor. Yine benim şeyim durdu. Teşekkür ederim. İzninizle bir su içeyim. Böyle mi? Tamam. Snowy genel olarak böyle bir araç. Umarım işinize yarar. Linked Helper aracına gelmek gerekirse bu da burada tanıtacağım sondan ikinci araç. Linked Helper aslında bir bot gibi düşünebilirsiniz. LinkedIn botu. Ne işinize yarıyor diye soracak olursanız LinkedIn profillerini otomatik olarak gezip data topluyor. Bu yaptığı ilk aşama ve gerçekten tüm detaylarına kadar sizin LinkedIn profilinize sahip olduğunuz skill'lerinize kadar her şeyi çekiyor. Profil fotoğrafın, avatarınızın URL'ine kadar çekiyor diyebilirim hatta. İkinci, üçüncü derece kişilere bağlantı, daveti göndermek istiyorsanız bunu yapabiliyorsunuz. Karşı taraftan mesajınıza yanıt gelmeyince otomatik olarak ikinci mesajı gönderme. Yani MixMax'te yaptığımız işi aslında LinkedIn'in kendi platformu üstünde yapmamızı sağlıyor. Profil ziyaretleri ve bize bunu CSV dosyası olarak da veriyor.
mesajlarınızı otomatik olarak imzanızı ekliyor gibi özellikleri var. LinkedIn tarafından yasaklı bir uygulama tahmin edebileceğiniz üzere. Çünkü hiçbir uygulama kendi sitesinde bir bot istemez. Bunu da dediğim gibi GDPR olmayan ülkelerde kullanabilirsiniz. Hatta Türkiye'de de yanlış bilmiyorsam LinkedIn üstünden gönderilen mesajlar GDPR kapsamına dahil olmuyor diye tahmin ediyorum. Tabii emin değilim, bana güvenmeyin. Bunu hukukçunuza danışarak böyle bir şey yapacaksınız. Yapın. Sağ tarafta özelliklerini görüyoruz. Mesaj gönderimi, gruptaki kişilere mesaj gönderimi, kişiselleştirilmiş mesaj gönderme gibi özellikleri var. Arayüzü çok kötü. Gerçekten bir Chrome eklentisine göre iğrenç diyebileceğim bir arayüzüne sahip. Ama işlevi de oldukça büyük. Şimdi size bunun kötü kullanım örneklerini göstereceğim. Sol tarafta isminin baş harfi gözükmüş ama çok önemli değil. Mehmet iş arkadaşımıza, direktörümüze gelen bir şey bu. Bağlantı isteği yollamış önce. Otomatik olarak bir mesaj hazırlamış burada. Sonrasında otomatik olarak bir mesaj daha yollayıp şirketini tanıtmaya çalışmış. Sağdaki de bana gelmişti. Şirketiniz için işte internette, sosyal medyada olumsuz içerikleri kaldırıyoruz. Yine tanıtım amaçlı bir şey, Skype görüşmesi istiyor. Bu kişinin ismi Burcu'ydu. Sonradan baktım Eda olmuş. Yani fake bir profilmiş kendisi. Bu tip kötü kullanımları kesinlikle önermiyoruz. Yapmayın. LinkedIn'de belki fark etmişsinizdir. Son zamanlarda çok fazla fake profil var. Şikayet edildi ama bunlar banlanıyor ve platformun kalitesini de çok fazla düşürüyor. Bu işi çok iyi yapan insanlarsa zaten bu sayfaya düşmemiş oluyorlar diyebiliriz. Son aracımız da Phantom Buster dediğimiz araç. Aslında bu bizim yaptığımız irili ufaklı işlerin hepsini API hizmeti olarak veriyor. Az önce dedik ya, LinkedIn'de profil datasını çekme, şirket sayfasındaki bilgileri alma gibi işlemler. Bunların hepsini 87 farklı API haline çevirmişler ve bir hizmet olarak size sunuyorlar. Sundukları platformlara bakalım. GitHub'dan user search export yapabiliyorsunuz. Instagram'dan autofollow yaptırıyor gibi. Böyle gerçekten çok garip özellikleri de var. Mesela şu vardı. Uber faturalarınızı otomatik olarak çeken bir araç yapmışlar. Bu da mesela daha iyi kullanımına yönelik. Bunun gibi aslında biraz daha çok da önerilmeyen ama firmaların bazen yapmak istediği işler için, yani belki Instagram'da autofollow'u insanları otomatik olarak herkesi takip etsin diye değil ama elinizde 1000 alakalı sayfa vardır ve onları takip etmek istiyorsunuzdur. O zaman kullanabilirsiniz elbette. Platformlar bunlara karşı kesinlikle bunların bot olduğunu algılamaya yönelik hamleleri var. Bunların da bu engelleri aşmaya yönelik hareketleri oluyor. Bu sonsuz bir döngü, tahmin ediyorsunuzdur. Genelde biz Türkiye'de hep Twitter, Instagram, LinkedIn üstünden ilerler işler. Mesela Medium'da otomatik klep atmayı sağlayan da var. Etkileşimleri artırmaya yönelik kişisel amaçlarla belki kullanılabilir. Outbound tarafımız bu kadar. Inbound tarafına geçeceğim. Inbound tarafı aslında bizim pazarlama otomasyonu dediğimiz şeyin temeli. Tüm olaylar, triggerlar, aksiyonlar vesaire hepsi buradan çıkıyor. Burada HubSpot'u görüyorsunuz. HubSpot zaten komple olarak hem sosyal medyanızı, hem içerik stratejinizi, hem de hatta web sitesi bile yapabiliyorsunuz HubSpot üstünden. Kapsayan bir araç. Biraz çok pahalı bir araç. Tam olarak ücretlerini bilmiyorum ama en son baktığım zaman aylık minimum $800'lardan başlıyordu. Ama eğer startupsanız %90'a varan bir indirim var ve kesinlikle bir sene boyunca verdiğiniz aylık $80'a net değecek bir araç. Biraz HubSpot'tan bahsedeyim bu vesileyle birlikte. Email marketing otomasyonlarınızı HubSpot içinden yapabiliyorsunuz. Newsletter gönderebiliyorsunuz, yani bir MailChimp gibi HubSpot'unuzu kullanabilirsiniz. HubSpot içinden web siteniz için landing page'ler yaratabilirsiniz. Sosyal medya paylaşımlarını tek bir adresten yapabilirsiniz gibi.
HubSpot'u biraz sattım galiba size. Ama ben HubSpot pahalı olduğu için ve startup olmadığı sürece, hani onda da bir yıllık bir süre var sonuçta. Benim son zamanlardaki favori aracım Autopilot HQ diye bir araç. Ondan biraz bahsedeceğim. Sendinblue, ActiveCampaign, MailChimp gibi aslında bunlar email marketing araçları, e-posta pazarlama araçları. Bunların da kendi içlerinde otomasyonları var. Ama bunlar biraz daha HubSpot'un, workflow'unun ve Autopilot'un yaptığı işlere göre çok daha düşük düzeyde ve etkisiz kalabiliyorlar. Deyip Autopilot'la başlayalım. Autopilot, az önce biz MixMax'te gördük. İşte her şey Zapier'da da gördük. Text halindeydi. Bu olursa bunu yap, bu olursa bunu yap. İnsanın kafası bunu almayabilir. Çünkü çok fazla karışık aksiyonlar, stratejiler kurgulayabileceğinizi tahmin ediyorum. Burada görsel olarak da iyi bir şekilde bu otomasyonları yapmanızı sağlıyor. Leadlerinizin, yani sitenizi ziyaret eden kişilerin siz o siteye e-posta bırakmadan ya da bir şekilde iletişime geçmeden önceki hareketlerini de görebiliyorsunuz. Yani bu ne demek? Biz size olarak SEO, performans pazarlaması, içerik pazarlaması, veri analizi, 4 tane hizmet, ana hizmet sayfamız olduğunu varsayıyorum. Bize lead bırakan kişi SEO sayfamızı inceleyip sonrasında lead bırakmışsa, ben bu kişiyi SEO segmentine dahil edip ona özel bir kampanya çıkabilirim. Bu hem reklam kampanyası olabilir, hem mail kampanyası, hem de satışçımı da buna göre yönlendirebilirim. Dediğim gibi leadlerinizi sitenizdeki davranışlara göre ya da gönderilen maillerdeki davranışlarına göre otomatize edebilir, segmente edebilirsiniz. Yapısı aslında bu, basit olarak trigger, action, condition 3 aşamadan oluşuyor. Şöyle bir örnekle başlayalım. Facebook'ta lead ads var, biliyorsunuzdur zaten. Facebook'ta form reklamı olarak çıkan yerden bir kişi kayıt olduğu zaman, bu formumuzu doldurduğu zaman ona otomatik olarak bir mail göndermek istiyoruz. Yapacağımız iş çok basit. Şu sağdaki menüde Facebook Lead Ads'i seçiyoruz. Send mail'i seçiyoruz. Sonrasında da maili tıkladı mı tıklamadı mı diye bir condition seçiyoruz. Ve bunu buraya kaydet gibi bir aksiyon alabiliyoruz. Bunların hepsini gerçekten söylediğim gibi basit bir şekilde yapabiliyoruz. Benim buradaki örneğim şu oldu. Benim web siteme bir kişi mail adresini bıraktı. Bu mail adresini de az önce bahsettiğim gibi bu sefer SEO sayfasından bırakmış olsun. SEO sayfasındaki formu doldurdu. Ben bu kişiyi aldım ve SEO listeme ekledim. SEO listemde örneğin 200 kişi falan var. Dedim ki bu kişiyi Facebook'ta custom audience olarak ekle. Yani bu kişiye özel reklam çıkabileceğim bir kitleye bu kişiyi ekliyorum. 1000 kişiyi açtığı zaman da kitlem aktif oluyor. Aynı şekilde Google tarafında da bu aksiyonu hızlıca aldırabiliyorum. Orada da maillerini topladığım kişilere özel reklamlar gösterebilmek konusunda aksiyonlar alabiliyorum. Ardından dedim ki formu doldurduğu gibi kişiye ulaşmayayım. Belki mesai saatleri dışında olabilir. İnsanlar gece mail atmak, form doldurmak ister ama gece mail almak istemeyebilir. Add delay koyarak mesai saatlerimi belirtiyorum. Diyorum ki ben 9-6 arası çalışıyorum. Bu mailleri sadece 9 ve 6 arasında gönder. 9-6 arasında gönderiyor. Veya işte 10 dakika sonra gönder, bir gün sonra gönder gibi. MixMax'ten de aşina olduğumuz aksiyonları burada da alabiliyoruz. Burada mail gönderimi, mailin açılıp açılmadığının kontrolü ve yine satış tarafındaki aracınızla, burada Salesforce'u göstermiş. O tarafta bir potansiyel müşteri olarak görülmesini sağlamak amaçlı task açtırabiliyorsunuz gibi çeşitli aksiyonları var. Toplamda 87 aksiyon bunlar. Burada özellikle üstünde durabileceğimiz mesela SMS de destekliyor. SMS yoluyla da bir şeyler yapabilirsiniz. Müşterileriniz, özellikle e-ticaret sitesiyseniz, müşterileriniz bir sayfanızı gezdiği zaman, hatta üyelikte varsa, ona o sayfayı gezerken bir SMS atmak da belki bir pazarlama stratejisi olabilir. Skorlama vardı. Bu da leadinizin
nereden geldiğiyle ya da işte hangi durumlarda hangi aksiyonları aldığına göre ona bir skor verebiliyorsunuz. Bu da şu işe yarayabilir. Örneğin mesela siz offline etkinlik düzenliyorsunuz. Bu etkinliğe katılan kişiler sizin için her zaman bir tık daha önde olacaklardır. Ve onlara tanımlayacağınız indirim kodları bir tık daha yüksek olacaktır. Burada oradaki segmentasyonunuzdan bu kişileri seçerek bu kişiler etkinliğe katıldıysa lead skoruna artı 10 puan ver gibi şeyler yapabiliyorsunuz. Web sitenizde şu sayfada şu kadar vakit geçirdiyse bunu yaptı diyebilirsiniz, skor verebilirsiniz. Aynı şekilde HubSpot'la bağlantıları var. Drift'i belki duymuşsunuzdur. Conversional Marketing dediğimiz aslında chatbot'tan bir tık daha fazlası olan Drift'le de bağlantısı var. Intercom'la, Salesforce'la her şeyle var galiba. Mailchimp vesaire. Autopilot'ın free sürümü yok ama 1 dolarlık bir sürümü var. 500 kişiye kadar izin veriyor. Ben şöyle kullanıyorum kişisel olarak. Diyorum ki leadlerimi buraya kaydet. Sonra bunları bir Google Sheets'e yazdırıyorum. Ve 500 kişiye ulaştığı zaman da leadlerimi temizliyorum. Zaten aradan belli bir vakit geçtiği zaman. Hani çok fazla lead alan bir site değilseniz 500'lük 1 dolarlık sürüm size yetebilir. Ama daha fazlasını istiyorsanız da kesinlikle öneririm. Çünkü gerçekten görsel olarak kullanımı çok kolay ve aklı karıştırmayan bir araç. Son olarak da HubSpot'tan az önce bahsetmiştim. Biraz daha detayına giriyorum. HubSpot'un da aslında şey gibi biraz daha satışa yönelik aksiyonları var. Yani Autopilot'un yaptığı işlerin bir kısmını yapabiliyor. Ama biraz daha satışa yönelik aksiyonları aldırıyor. Siz özellikle HubSpot'u tamamen tüm pazarlama otomasyonunuz, tüm pazarlama işleriniz için kullanacaksanız kesinlikle HubSpot'un workflow'unu kullanmanızı öneririm. Girişimciler için olan pakette de yer alıyor zaten bu. Şunu yapabiliyoruz. Örneğin sizin bir sitenize kontak formu olsun. Yine hep kontak formu oluyor. Veya farklı bir örnek verelim. HubSpot'un bir chatbot'u var. Bu chatbot'tan bir kişi geldiği zaman ona yönelik aksiyonları aldıracağız. Eğer bu kişinin SMS'ini aldıysa chatbot, ona SMS gönderebiliriz. Benim ekibimdeki bu lead'in kime atanacağıyla ilgili aksiyon alabilirim. Örneğin karşı taraf chatbot'ta SEO müşterisi olduğunu belirttiyse, benim SEO ile ilgilenen satışçı arkadaşım Cemre ise Cemre'ye bir mobil uygulama aracılığıyla ya da mail aracılığıyla bir notification göndererek Cemre'cim lead geldi, haberin olsun. Geçmişte sitemizde bu aksiyonlarda bulunmuş, profili böyle, istersen incele gibi satış ekibinize yönlendirebilirsiniz. Az önce bahsettiğim webhook olayı burada da var. Yani HubSpot'ta kullanamayacağınız uygulamalar webhook desteği varsa burada da yine webhook aracılığıyla bunların entegrasyonunu yapabiliyorsunuz. Şunu ekstra ekleyebilirim. Etkinlik tarafıyla ilgilenen insanlar için Eventbrite'ın HubSpot entegrasyonu da başlamış. Bu entegrasyon aracılığıyla da Eventbrite'da size refund yapan, yani bilet alıp sonrasında bunu iade eden bir kişiye otomatik olarak feedback almak için bir mail göndermek ya da ekibinizden bir kişiyi bunu otomatik olarak atamak gibi bir aksiyon da alabilirsiniz. Böyle detaylar da var. Burada sadece lead'in özelliklerine göre değil, HubSpot büyük bir platform olduğu için, lead'in geldiği şirket de çok iyi tanıdığı için, şirketin büyüklüğüne, ortalama eurosuna kadar hatta enterprise sürümlerinde girilebiliyor. Bunlara göre aksiyon alıp farklı müşteri temsilcilerinize yönlendirebilir veya farklı triggerlara yönlendirebilirsiniz. Hatta enterprise sürümünde bizim lead scoring dediğimiz işlemi HubSpot kendi otomatik olarak da yapıyor. Ama dediğim gibi çok pahalı, gereksiz küçük aşamalar için. Burada örnek bir workflow'umuz var. Bu workflow bir lead geldiği zaman bu lead'i ilgili kişiye atamak üstüne kurulmuş. Burada bir if-then branch var ikinci aşamada. Biraz silik gözüküyor. Oradaki lead SEO müşterisi ise
Yes'ten devam edecek ama içerik müşterisi ise No'ya gidecek gibi. Eğer böyle olursa böyle olsun, böyle olmazsa bu olsun gibi Türkçesiyle if'ten detin aksiyonlar alabiliyorsunuz. Burada da biraz daha pazarlama kullanımı için bir örnek yapmışlar. Bu örnekte de farklı makalelerinizi farklı segmente edilmiş müşteri kitlelerinizin yani ilgi alanlarına göre göndermek ve okumalarını sağlamak gibi bir amaç güdülmüş. Burada da genel olarak böyle. Son olarak da bonus benim kullanmayı sevdiğim birkaç araçtan bahsedeceğim. Sosyal medya için hepiniz bazı araçlar kullanıyorsunuzdur. Otomasyon, hani o da biraz otomasyon. Bir postu 5 farklı mecradan çıkabilmek de önemli. HubSpot daha önce kullanan varsa çok kaliteli bir arayüzü var. Bunun haricinde Buffer, Hootsuite gibi, Sprout Social gibi çözümler de var. Bunlar da gayet güzel. Ama son zamanlar çıkan Lumly diye bir tool var. HubSpot'un arayüzüne çok benziyor ve gerçekten mutlaka incelemenizi tavsiye ederim. Çok basit ve güzel bir arayüzü var. Komisyon almıyorum bu araçların hiçbirinden. Keşke şey yapsaydık. Audioboom'da aslında podcastlerinizi Spotify'da, Apple Podcast'te, Google Podcast gibi farklı alanlarda tek bir tuşla yayınlamanızı olanak sağlayan, aylık yanlış hatırlamıyorsam $10 ücreti olan, eğer podcast işindeyseniz mutlaka kullanmanızı önereceğim bir araç. Belki bu da işinizi kolaylaştırabilir. SVG Grabber da basit bir Chrome eklentisi. Siteleri gezerek sitelerdeki SVG ikonları veya SVG olan herhangi bir şeyi direkt olarak bilgisayarınıza indirmenizi sağlıyor. Tasarımcılar ya da logo toplamak gerekirse, işiniz için bu gerekirse mutlaka SVG Grabber'ı kullanabilirsiniz. With Subtitle, videolarınıza altyazı eklemek istiyorsunuz ama YouTube altyazısı gibi değil de kalıcı altyazılar olsun istiyorsunuz ve bunu masa üstünden yapmak zorundasınız ve uzun süren bir oradaki şey akışı var. Neydi o süreç? Rendering süreci var aynen. O render sürecini aşmak için With Subtitle online bir araç. Siz altyazınızı yüklüyorsunuz, rengini seçebiliyorsunuz vesaire. Online olarak altyazı işlemlerinizi kolayca halledebilirsiniz. WebScraper.io'yu da benim en sevdiğim ve kullandığım araç olduğu için mutlaka eklemek istedim. Basit şekilde şunu yapıyor. Sizin veri çekmek istediğiniz herhangi bir sitedeki bazı konumları, kodları, bazen expat dediğimiz kodları belirterek veri çekmenize olanak sunuyor. Ben mesela geçenlerde şunu yapmıştım. Product Hunt'ı belki duymuşsunuzdur. Product Hunt her gün yeni ürünlerin, startupların veya işte productların paylaşıldığı bir web sitesi. Buradaki araçlar benim çok ilgimi çekiyor ve geçmişe yönelik de bir tarama yapmak istiyorum. Product Hunt'a girip WebScraper aracılığıyla bir şey kurdum, strateji, bir workflow kurdum ve WebScraper tüm Product Hunt'ı bana yaklaşık 12 saat içinde çekti ve Excel dosyası halinde verdi. Sonrasında hangileri daha çok oy almış diye sıraladım ve çok oy alan uygulamalara daha fazla bakmaya çalıştım gibi. İstediğiniz web sitesini scrape edebilirsiniz ama web sitelerinin politikalarına aykırı olmamak şartıyla Product Hunt izin veriyordu buna kesinlikle. Sunumum bu kadar. Twitter adresimde Varis Asa, Product Hunt'ta beğendiğim ürünleri paylaşıyorum. Takip etmek isterseniz buyurunuz. Sunumum zeoagency.dgm/h-varisasa adresinde mevcut. Sorularınız olursa da yine varis@zeo.org adresinden ve sosyal medyadan bana ulaştırabilirsiniz. Çok teşekkür ederim.